Merhaba güzel hanımlar. Bugün size yarım eldiven yapılışını anlatmaya çalışacağım. Bakın çok güzel bir örgüsü var bunun. Böyle kolay da örmesi aslında çok çabuk örülüyor. Alt kısmında şöyle lastiğe benzer bir örgümüz var. Ve üst kısımda da böyle puf puf duran çok güzel bir örgümüz var. Böyle alt kısmından görünüşü. Bir de giyelim isterseniz. Bir de bakın şöyle elimde nasıl duruyor. İşte böyle çok güzel bir eldiven bu. Yarım eldivenimiz. Çok tatlı duruyor. Gördüğünüz gibi. Yapımı da çok kolay. Şimdi bunun yapım aşamasına geçelim. Bir tanesini ördüm size örnek olsun diye. Diğerini de beraber öreceğiz. Diğer tekini de bu elimize koyacağız. Videonun sonunda inşallah. Şimdi öncelikle kullandığım ip akrilik beyaz ip. Siz isterseniz başka pastel renkleri de seçebilirsiniz. Hafif sarımsı, kirli beyaz ya da pembe, morumsu, artık sizin tercihinize bağlı. Siyah da yapabilirsiniz eğer erkek için yapmak istiyorsanız. Tabii ki örgüsünü o zaman değiştirmeniz gerekecek. Neyse. Şimdi beyaz akrilik ipimiz, örgü ipi. Bir tane 2,5 numaralı tığa ihtiyacımız var ve makasa ihtiyacımız var. Şimdi bunu öncelikle çok ilginç bir örgü şekliyle başlayacağız. Buraya zincir çekmiyoruz. Zinciri beraber yapıyoruz. Hem zincir hem aynı anda trabzan çekmiş gibi bir örgü yapıyoruz. İlginç bir örgü. Şimdi şöyle koyalım ve başlayalım. Öncelikle 2 tane zincir yapıyoruz. Sadece 2 zincir çekerek başlıyoruz. Nasıl mı merak ediyorsunuz tabii ki. Şimdi bakın. Şöyle 2 zincirimizi yaptık. Ve ilk önce tığımızı, ipimizi aldık ve batıyoruz. Şöyle şu baştakine batmamız gerekiyor. Biz bir tane daha zincir çekelim, onunla uğraşmayalım. Şu birinci zincirimize batıyoruz şimdi. Battığımız gibi ama tığımızı yapamamışız. Böyle battık. Şunu yapıyoruz. Ayıralım bunları güzelce görün diye. Şimdi birincisini şöyle geçirdik. Zincir yaptık. Sonra ikincisini trabzan yapıyoruz ve diğerini de trabzan yapıyoruz. Yaptık. Şimdi tekrar tığımızı ip aldık. Bu sefer şu altta görünen zincire böyle batıyoruz. Zincirimizi batıyoruz. Battık. Sonra ipimizi buradan geçirdik. Buraya tekrar zincir çekiyoruz. Hiç örmüyoruz diğerleriyle. Sonra trabzan yapıyoruz. Bu şekilde. Bir daha yapalım. İpimizi aldık. Şimdi alt tarafta zincir gibi çektiğimiz yere batıyoruz. Şöyle ikisini. Sonra battık. Buraya ayrı bir şekilde zincir çektik. Sonra trabzan yapıyoruz ve bir tane daha. Aynı şekilde bunlardan böyle tam 30 tane yapıyoruz. 30 tane bu şekilde trabzan oluşturuyoruz. Bir daha yapalım. Batıyoruz alttaki zincire. Buradan ipimizi geçirdik. Sonra buraya zincir çektik. Zincir çektik. Sonra buradan geçirdik. Ve bir kez daha. Yani üst kısmı ikili trabzan, alt kısmını zincir çekiyoruz. Bunu aynı anda yapıyoruz. Yani zincir çekip başlamaktan daha esnek bir alt taban oluşmuş oluyor. Şöyle birincisinden geçirdik. Sonra bir trabzan yapıyoruz. Böyle ikili trabzan oldu.
Umarım anlaşılmıştır. Bu şekilde 30 tane trabzan yapıyoruz. Bu bizim bileklerimizin alt kısmı olacak. Sonraki aşamalara tabii ki beraber yapacağız. Şimdi arkadaşlar ben şöyle birkaç tane yaptım. Tekrar zorlananlar ve unutanlar için nasıl yapıldığını aynı şekilde yapıldığı için buradan itibaren yine göstermeye çalışayım. Şöyle alt tarafında zincirimiz oluştu. Ekranım netleşsin diye bakıyorum. Size daha güzel görün diye. Şimdi alt tarafında zincirimiz oluştu. Şu zincir kısmı. Sonra bu battığımız yerde bir tane zincir çekiyoruz. Onu buradaki ilmeklere dahil etmiyoruz. Sonra ikili trabzan yapıyoruz üst kısmına. Aynı anda zincir çekmiş oluyoruz ve trabzanımızı yapmış oluyoruz. Bir daha yapalım. Bu alt kısımda zincir oluşmuştu. Çünkü buraya zincir çekerek gidiyoruz. Bu alt kısımda zincir kısmı var. Buraya bir battık. Bir tane zincir çekiyoruz. Sonra da ikili trabzanımızı yapıyoruz. Bir daha yapalım isterseniz. Şöyle alt kısmında zincir oluşuyor. Bu zincirin şöyle bize bakan ilk yuvasına batıyoruz. Şöyle burada zincir çektik. Sonra ikili trabzan yapıyoruz üstüne de. Bu şekilde dedik ki 30 taneye ihtiyacımız var. Siz yine kendi bileğinize göre ölçerek isterseniz bunu 25 yapın ya da 20 yapın. Herkesin bilek kalınlığı farklı ya da daha fazla ilmek, pardon, daha fazla trabzan yapmanıza gerek olabilir. Bunu artık siz kendinize göre yine sayıyı değiştirebilirsiniz. Ben kendime nasıl yaptıysam onu size söylüyorum. Şimdi böyle örmeye devam edelim. İşte hanımlar, ben 30 tane trabzanımı yaptım. Şimdi bunları halka şekline getirmek için ilk başta battığımızda yaptığımız 2 tane zincirin şöyle tepesine batacağız. Bunları birleştireceğiz. Bu şekilde birleştirdik. Şimdi 2 zincir çekelim ve şöyle bir örgü yapacağız. Şimdi burada bu bizim ekleme yerimiz olacak. Şu orta kısmımız olacak. Burada yaptığımız şey battık. Şu bizim eklem yerimiz. Biz tabii ki burayı biraz açık bıraktık. Bunu sonra birbirine şöyle tutturarak isterseniz böyle açık bırakabilirsiniz. Şimdi lastik örgüsüne geçelim. Şöyle. Burada şu bizim yaptığımız trabzanın beline batıyoruz. Daha net görünmesi için çekiyorum. Şöyle bir daha yapalım. İki zincirimizi yaptıktığımızda ip aldık. Trabzan yapmaya hazırlanıyoruz. Ve şurada yaptığımız trabzanın beline batıyoruz. Ve ikili trabzanımızı yapıyoruz. Bu şekilde. Bir daha tığ ipimizi aldık. Sonra diğer trabzanın beline batıyoruz. Tepesine değil, beline batıyoruz. Bu şekilde ve ikili trabzan yapıyoruz. Böyle bir daha hep beline batarak bu şekilde 6 tane sıra yapacağız. 6 kez böyle dönüş yapacağız. Aynı yere 6 kez gelip buraya kadar bu örgüyü aynı şekilde uygulayacağız. Şimdi tekrar yapıyoruz. Böyle. Alt kısımdan da çizgi şeklinde bir şey oluşuyor. Üst üste kat kat gelen
Yani burada göstereyim isterseniz, şu şekilde çizgi şeklinde sıralar oluşuyor. Bu sıraları sayacağız. Burada 2 4 5 tane sıra yapmışız. 2 4 5 tane sıra yapmışız. Alttaki, en alttaki ile sayarız. Sayarsak 6 tane. Yani biz 6 kere kıvranmış oluyoruz. Şöyle üstten saydığımızda 2 4 6 tane böyle küçük yuvarlaklar var. Onlara bakarak ben sayıyorum sıralarımızı. Şu arayı açınca da şu şekilde 5 tane görebiliyoruz. En alt sırayı da saydığım için ben 6 tane böyle sıramız olmuş oluyor. Yani bu şekilde bu örgümüz buraya kadar bir yapılsın. Ondan sonra burada bir değişik örgümüz var. Aslında yine basit puf puf yapılan bir efekti var. Şimdi buraya geldiğimiz zaman bu nasıl yapıldığını göstereceğim tabii ki. Şimdi biz bu örgüyle, lastik örgümüzle bu şekilde devam edelim. İşte beline batıyoruz. Trabzan beline batıyoruz ve iki kere trabzan yapıyoruz. İkili trabzan yapıyoruz. İki kere çektiğimiz için bu şekilde böyle dolanıp geleceğiz aynı yere. Orayı göstereyim yine size. Şimdi arkadaşlar ben sıramı dolandım. Geldim buraya kadar. Şimdi sonuncu yaptığımız trabzana beline batıyoruz. Ve ikili trabzanımızı yaptık. Şimdi bu sıraya geçtik. Burada zincirimiz var. Bu zincirin beline batıp şu şekilde beline battık. Buraya şöyle bir batmak istiyorum ben. Şuraya batıyorum. Burayı böyle bağlıyorum. Sonra burada iki zincir çekip ipimi doladım ve sıradaki trabzanın tepesine batıyorum. Pardon, sıranın trabzanın tepesi olmayacaktı. Aldık. Bu sıradaki trabzanın beline batıyoruz. Beline battık. İkili trabzanımızı yaptık. Şimdi tekrar aynısını yine sıradaki trabzanın beline batıp bundan sonra buraya geldiğimizde aynısını yapacağız. Yine bunu göstereceğim size. Buradaki trabzan yapmıştık. Onun beline batıp göstereceğim size aslında. Şimdi aynı şekilde her trabzanın beline batıp buraya kadar bir gelelim. Arkadaşlar şu eklem yerine geldiğinde bir daha göstermek istiyorum. Son trabzanın üzerinde bir tane beline batarak trabzan yaptık. Ve ipimi doladım. Şu ince olan zincir çektiğimiz yerin yine beline doluyorum. Ve burada ikili trabzan yapıyorum. Ve bundan sonra zincir çekmiyoruz. Tekrar ipimi aldım ve sonraki trabzanın beline batarak bir tane trabzan yapacağız. Bir tane dedim, ikili trabzan yapacağız. Yani trabzanları tek tek yapıyoruz. İki tane batmıyoruz aynı yere. Bu şekilde ikili trabzanları yine beline batarak devam ediyoruz. Her alttan gelen trabzanın beline batıp trabzanlarımızı bu şekilde yapmaya devam ediyoruz. Artık bu da bir sorun kalmadığı için dönüşte her bir trabzanın beline batıp bu şekilde devam ediyoruz. Benim için 6 sıra olan, sizin için ise iç kısımda oluşan şu çizgilere bakaraktan 5 tane bu çizgilerden oluştuğunda artık diğer örgü kısmına geçeceğiz. Yani bu lastiğimiz bitmiş olacak. Bu puf olan örgüye geçmiş olacağız. Şimdi siz de istiyorsanız aynı şekilde bu sıraları buraya kadar tamamlayalım.
İşte güzel hanımlar, ben altı sıramı yaptım. Yani iç kısımdan baktığımızda şöyle ne görüyoruz, bakın çizgiler var. 2, 4, 5 tane çizgimiz hazır. 5 tane çizgi oluştuktan sonra şimdi şu eklem yerine geldik. Şurada ilk yuvaya batıyorum ve burayı bağlıyorum. Şimdi 2 zincir çekelim. Ve aynı yuvaya batıp bir tane şöyle bir kere çektiğimiz trabzan yapıyoruz. Sonra tekrar ip alıyoruz, aynı yuvaya batıyoruz ve 4 tane ilmeğimiz oldu. Bunları hepsini birden çekiyoruz. Burada bu örgü boyunca yapacağımız şey bu. Örgümüz bu adımlardan ibaret. Tekrar ipimi aldım, diğer yuvaya battım. Böyle bir kere çektiğim trabzan yaptım. Tekrar ip aldım, yuvaya battım. Bu sefer 4 tanesini birden çektim. Tekrar gösteriyorum. İpimi aldım, yuvaya battım. Bir kere çektim. Tekrar ip aldım, yuvaya battım. Ve şimdi 4 tane ilmeğimi birden çekiyorum. Bir daha yapalım. İpimi aldım, yuvaya battım, sonra ipi çektim, sonra ipimi aldığım gibi bir daha battım. Şimdi 4 tane oldular. Bu 4 taneyi birden çektim. Bu örgü çeşidimiz puf puf duran hoş bir örgü. Bu şekilde adımlarla oluşan şu üstteki örgümüz olacak. Bu şekilde her yere batarak, her ilmeğin yani her trabzan tepesine batarak bu 3 tane işlemi yapıyoruz. Şimdi bu şekilde 2, 4, 6 sıra yapmışız burada. Siz de aynı şekilde 6 sıra yapın. Buraya kadar geldiğimizde tekrar parmak kısmı nasıl yapıldığını göstereceğim tabii ki. Şimdi bir sıra böyle örelim. Sıranın şu eklem yerini size göstereceğim nasıl yapıldığını. Sonra 6 sıra örmeniz için size rahat bırakacağım. Şimdi böyle bu sırayı bir örelim. Arkadaşlar şimdi ben birinci sıramı bitirdim. Eklem yerine geldik. Şimdi burada bu sıraya başlarken 2 zincir çekmiştik. Bu zincirin tepesine batıp bu sırayı bağlıyoruz. Sonra 2 zincir yapıyoruz. Ve şu sonraki aralığa batıp aynı işlemleri buraya yapıyoruz. Bu şekilde aynı şekilde diğer yuvaya batıp bir kere çekiyoruz. Yine batıyoruz ve 4 tane ilmeğimizi birden çekiyoruz. Bu işlemleri aynı şekilde buraya kadar gösterdiğim gibi tekrar geldiğinizde bu yere önce bağlıyorsunuz zincirin başına, sonra 2 zincir çekip diğer yuvaya batıyorsunuz ve bu şekilde devam ediyorsunuz. Şimdi bu şekilde 6 sıramızı örelim. Yine görüşeceğiz. İşte arkadaşlar ben yine 6 sıramı ördüm. 6 sıra örülecek demiştim. Böyle 6 tane sırayı ördüm. 2, 4, 6 tane. Ve şimdi bu sonuncusunu şu çektiğimiz sıra başına çektiğimiz 2 tane zincirin tepesine batarak buraya birleştiriyoruz. Sonra 3 tane zincir çekiyoruz. 3 zincirimizi çektik. Şimdi parmak yapacağız. Parmağımızı koymak için bir yer yapacağız. İşte arkadaşlar şimdi 3 tane zincirimi yaptım. Şimdi bu eldiven sağ elimizin eldiveni olacağı için bu parmağımızın denk geleceği yeri, burada da bir tane eklem yeri var, görüyorsunuz. Bu eklem yerinin avucumuzun içine denk gelmesi gerekiyor.
Çünkü bu eldivene de baktığınızda bunu ben sol elime taktığımda bu eklem yerine avucun içine gelmesine dikkat ediyorum. Çünkü üst tarafta güzel durmayacak. Bu eldivende de bu eklem yerinin bu avucun içine, sağ avucun içine gelmesi için şunu yapıyoruz. Şimdi orada ilmeğimizin bu sol tarafına 16 tane, pardon, 16 tane, 6 tane şu puflardan sonraki yere batmıştık. Ama bu sağ el için olacağı için şimdi sağa doğru gideceğiz. Burada 2, 4, 6, şu 6'cının arasına, şu pufun arasına şuraya batacağız. Şimdi tekrar sayalım bu üç taraftan. 2, 4, 6. Şimdi ipimizi alalım, yine tığımıza buraya batıp hemen örgümüzü yapacağız. Battık. İpimiz gitmiş. Bir daha alıyorum. Battığımız gibi hemen ikili trabzan hazırlığındaki örgümüzü yapıyoruz. Şu şekilde 4 tanesini birden çektik. Şimdi aynı şekilde bizim örgümüze devam ediyoruz. Battık, yine bir kere çektik. Battık, 4 tanesini birden çektik. Şimdi battık, 2 tanesini birden. Sonra battık, 4'ünü birden. Bu şekilde devam edelim sıra boyunca. Yine böyle 4 tane ilmek oldu ve 4 tanesini birden çekiyorum. Şimdi böyle parmak yerimiz oldu. Gördüğünüz gibi bir tane parmak yerimiz var. Artık biz buraya müdahale etmeyeceğiz. Burayı hiçbir şekilde örmeyeceğiz. Buraya kadar bir gelelim. Sıramızı tamamlayalım bu örgü şekliyle. Şimdi arkadaşlar, sıramı tamamladım. Bizim şu zincire kadar geldim. Parmağımızı takacağımız yere geldim. Şimdi tekrar şu son yuvamıza batıyorum ve yine 2 tane ilmeği çektik. Sonra 4 tane ilmek olduğu gibi böyle çektik. Şimdi burada yapacağımız şey, bu zincirin hemen birinci zincirin, şöyle zincire bakıyorum, birinci zincirimiz şu. Birinci zincire battım. Bu sıraya böyle bağladım. Sonra iki zincir çekiyorum ve aynı yere batıyorum. Yine iki tane ilmeği çektim. Sonra bir daha battım ve dört tane ilmeği çektim. Şimdi tekrar ipimi aldım. Bu sefer şuradaki araya batıyorum. Bu bizim ikinci zincirimiz. Buraya battım. İki tanesini çektim. Diğerine battım. İki tanesini, dört tanesini pardon, çektim. Şimdi buradan şuraya batıyoruz. Burada tekrar ikisini çektim. Sonra dördünü çektim. Yani bizim şu zincirin üstünde sadece iki tane pufumuz olmalı. Sonra sıramıza aynı şekilde devam ediyoruz. Her araya böyle yuvaya batıyoruz ve aynı pufumuzu yapmaya devam ediyoruz. Tekrar buraya kadar bir gelelim. Zaten bundan sonra öreceğimiz bir toplam 3 sıra olması gerekiyor. Yani bizim şurası 3 sıra olacak, parmağın üstünde artık. 3 sıraya ihtiyacımız var aynı şekilde ve eldivenimiz bitmiş olacak. Şimdi burada böyle büyük halkaların olma sebebi biraz önceki yaptığımız çok geniş olan zincirimizden kaynaklı. Siz daha dar yapmaya çalışın. Diğerinde zaten güzel olmuş. Bunu tekrar söküp yapabilirsiniz. Bu kısmını sadece. Şimdi ben devam edeceğim zaman kaybetmemek için.
Şimdi örüp yine tekrar parmağa kadar bir gelelim. İşte arkadaşlar ben bu sırayı da bitirdim. Bu bizim parmağımızın olan kısma geldik. Buraya eklem yerine gelince şurada iki tane zincir çekmiştik. Bu iki zincirin tepesine batıyorum. Şöyle tepeyi bulalım. Tepesine batıyorum. Bu sırayı bağlıyorum. Yine iki zincir çekiyoruz ve bu sefer buraya değil hemen dibine sonraki yuvaya batıp yine aynı şekilde pufumu yaptım. Şimdi sonrakine batıp bu şekilde devam ediyorum. Böyle. Şimdi burada bir sıra oluştu. Şimdi ikinci sıraya başlıyoruz. Bu ikinci sırada da üzerine bir sıra daha yapıp bizim eldivenimiz bitmiş olacak. Yani burada gördüğünüz gibi parmaktan sonra 3 sıra var. 3 sıramızı yaptıktan sonra eldivenizi takıp kullanabilirsiniz. Şimdi bu geri kalan 2 sıramızı da örelim. Gördüğünüz gibi ikinci sıraya başladı. Güzel hanımlar, ben sıramı tamamladım. Şöyle parmağının üzerindeki 3 sırayı yaptık. Böyle 1 2 3 sırayı görüyorsunuz. Ve şimdi bitirmeyi yapalım sizinle. Şimdi bu son yuvaya batıp işlemlerimizi yaptık ve buraya şuraya uzanmamız gerekiyor. Biz bir tane daha şuraya doldurabiliriz. Bunu da yapalım. Bundan sonra da şurada iki tane zincir çekmiştik. Bunun tepesine batalım. Böylece buraya ulaşıp işte bir tane de zincirimizi çekelim. Burada ipimizi keselim. Şimdi bu ipimizi şu örgünün içine saklayalım. En dipteki ilmeği tutup bunun içine böyle saklayalım. Sonra şuraya da batabiliriz. Ve bu ipimizi böyle dipten keselim. İşimizi temizleyelim. Şimdi bir altta da ipimiz var. Bu ipimizi de şu uca batıp burayı birleştirebilirsiniz. İsterseniz açık bırakabilirsiniz. Yırtmaç gibi. Ben kapatmayı tercih ediyorum şu anda ve buraya şöyle iki kez doluyorum. Şuraya uygun görüyorum, batmak istiyorum. Buraya çektik. Sonra buraya çektik ipimizi. İpimizi daha bir kere saklayalım. Ve burası kayboldu. Gördüğünüz gibi bu bizim sağ eldivenimiz. Bu da bizim sol eldivenimiz. Giyerken bunlara dikkat edin. Şimdi takalım da görelim ne yapmışız. İşte bu eldivenimiz böyle. Diğer eldivenimi de takayım. İşte gördüğünüz gibi iki tane eldivenim de hazır. Çok tatlı oldular bence. Siz de bu şekilde bir takım kendinize yapabilirsiniz. Bir çift eldiven, şapka ve harika görünebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Benden bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Şimdilik benden hoşça kalın.